Konumuz mef'ulün fi. Diğer bir adıyla zarfü zeman ve zarful mekan. Fiilin yapıldığı yeri veya zamanı gösteren isimlerdir. Demek ki mef'ulün fih neymiş? Fiil, yani fiil cümlesindeki fiil nerede yapıldıysa, işte bu yapıldığı yeri gösteren isme veya ne zaman yapıldığını belirten isme mef'ulün fiil diyoruz. Özellikleri irabı mansuptur. O zaman demek ki zarf zaman ve zarf mekanın irabı mansup olacak, yani üstün harekesi alacaklar. Fetha yani. Zorunlu olarak fi anlamı içerirler. Fi ne demek? Bulunma yani. Bulunma anlamı içerirler. Yani bu zarf-ı zaman veya zarf-ı mekan, yani mef'ulün fih bulunma anlamı içeriyor. Yani fi manası içeriyor. Mef'ulün fihi bulmak için nerede veya ne zaman soruları sorulur. Hemen bakalım şimdi. Haracel muvazzaf memur çıktı. Min beytihi evinden sabahın sabah çıktı. Soralım ne zaman çıktı? Sabah çıktı. Burada sabah kelimesi mef'ulün fihtir. Zarf-ı zamandır. Peki bize hangi fiilin zamanını açıklıyor? Haraca fiilinin zamanını açıklıyor. İşte bu nedenle mef'ulün fihtir ve mansuptur. Nasb alameti de iki üstünden birincisi. İki üstünden ikincisi de bu nekre bir isimdir. Tenvin ifade eder. Tenvin içindir. İki tane üstün gelince de bir elif geliyor. Ve nasb alametini söyledim, mansup olduğunu söyledim. Ve peki bunda fi anlamı var mı? Var. Gerçekten de sabahta demek yani. Sabahın içinde. Valle el matar yenzülü, yağmur yağmaya devam etti. Yevmen bir gün, kamilen tam bir gün. Burada yevmen zarfı zamandır. Ve hangi fiilin bize zamanını açıklıyor? Zalle fiilinin. Pardon, yenzilü fiilinin, yani yağmur yağma fiilinin zamanını açıklıyor. Bir gün, tam bir gün yani. Peki fi anlamı var mı? Var. Evet, yani fi yevmin demek istiyor. Nasb alameti fetha, ikinci fetha da tenvindir. İki fetha gelince bir de elif gelmiştir. Mekke'de kaldı el fellahu çiftçi fil mezreati çiftlikte neharan gündüz. Bir gündüz kaldı. Bir gün. Gün boyu yani. Ha, gündüz vakti kaldı yani. Gece hariç. Burada da neharan zarfı zamandır. Hangi fiilin zamanını içeriyor? Mekefe fiilinin zamanını içeriyor. Evet, fi anlamı var mı? Var. Evet. Nasb alameti de var. Bir de temin alameti var. Bundan dolayı da iki üstün geldiği için bir de elif var. Tenanı uyuyor el kıttatu, dişi kedi tahte serir, yatağın altında uyuyor. Burada tahte kelimesi zarf-ı mekandır. Neyi açıklıyor bize? Tenanı fiilinin nerede gerçekleştiğini, nerede olduğunu açıklıyor. Tahte nedir? Zarf-ı mekandır. Muzaftır. Nasb alameti fethadır. Peki bunda fi anlamı var mı? Var. Evet, yani altında da bulunma anlamı var. Serir de muzaf ileyhtir. Burada nerede sorusunu sorarsak, nerede uyuyor tahte cevabını alıyoruz. Zarfı mekan. Yecri tıflı çocuk koşuyor yeminen sağa ve şimalen ve sola. Burada da yeminen ve şimalen kelimeleri zarfı mekandır. Peki fi anlamı içeriyor mu yani? Sağda, sağın içinde, sağda bulunma anlamı var. Solda koşuyor, sağda solda. Fi anlamı var. Peki mansup olmuş mu? Olmuş. İkinci bir üstün niye var? Nekre olduğu için. Elif niye var? O da iki üstün geldiği için. Hangi fiilin zamanını açıklıyor? Yecri fiilin zamanı. Yerini açıklıyor. Yerini, mekanını. Yatırır, usfuru, serçe uçuyor. Fevkal menazil, evlerin üzerinde.
evlerin üzerinde uçuyor. Burada fevva kelimesi yetiru fiilinin mekanını bize açıklıyor. Yani kuşun uçtuğu yeri. Fi anlamı vardır. Yani üzerinde bulunma anlamı var. Mansup olmuş nasb alameti fetha. Bir de muzafileyhi var. Muzafileyhi nedir? Mecrurdur ama muzafileyhi orada mekan zarfına dahil değil. Zarf-ı zaman mekanı gösteriyoruz. Tekrar Türkiye beyne Asya ve Avrupa, Avrupa ve Asya arasında yer alıyor Türkiye. Beyne mekan zarfıdır. Se'udu ila beledi be'de şehvain. Be'de muzaf olarak zaman zarfıdır. Türkiye'ye, memlekete 2 ay sonra döneceğim. Cerat-ı tifledi kız çocuğu koştu nahve ümmiye annesine doğru. Cerat, burada nahve'e doğru. Evet yani burada da nedir? Mekan zarftır. Seyirci o validi babam geri dönecek minel amel işten fil hamiseti mesain. Mesain burada nedir? Mesain zaman zarfıdır. Yerci o fiilinin zamanını açıklıyor. Setezuru ceddeti et tabibe gaden. Gaden zaman zarfıdır. Ninem yarın doktora gidecek diyor. Tezuru fiilinin zamanını açıklıyor. Seketel muhadiru lahzaten. Konuşmacı bir an durdu. Bir an zaman zarfı. Sekete fiilinin zamanını açıklıyor. Fümmeste merran muhadaratehu. Sarel evladu halfel valideyn. Çocuklar ana babanın arkasından yürüdü. Halfe mekan zarfıdır. İntazartul hafilete. İntazartu el hafilete nısfe saatin. Otobüsü yarım saat bekledim. Nısfe zaman zarfıdır. Saatin muzaf ileyhtir. Tekrar Yunan'ı, Yunanistan yer alıyor. Garbe, Türkiye'nin batısında. Doğru cevap garbedir, mekan zarfı. Yecisül etfalu, çocuklar oturuyor ağacın altında. Doğru cevap mekan zarfıdır. Vada'atil ümmül gamisa, anne gömleği koydu elbiselerin arasına. Haciren lacivun, mülteciler göç etti ülkenin şarga doğusuna. Yenamül gıttu galiben, genellikle kedi uyuyor yatağın altında. Sekateti tairatü, uçak düştü gariben yakınına minel matar havaalanının. İstecerel amilu işçi kiraladı şakkaten bir daire başkentin ortasında vesata. Hatabel kaidül cünud komutan askerlere hitap etti. Komutanlığın binasının önünde. Zarf-ı zamanla dolduruyoruz. Yebde'u murzamun nas e'malihum. İnsanların çoğu başlıyor işlerine sabahleyin. Yestirihul ummalu, işçiler dinleniyor cumartesi günü. Latem şi Zeynep, Zeynep yürümüyor fil gabeti ormanda. Leylen gece yürümüyor. İsteaddeti talibatü lil imtihani, kız öğrenciler sınava hazırlandı. Leylen ve neharan. Neharan doğru cevap. Tecri uhti, kız kardeşim koşuyor arkadaşlarının yakında gurbe. Gurbe. Teste guzu razi'atü, bebek uyanıyor, kız bebek. Kable tulu işyemiş, güneş doğmadan önce. Sefe yebde ibni bil medreseti, oğlum okula başlayacak gelecek sene. El amel kadime, el amel sene demek. Setentehil muhazaratu, konferans bitecek. Deha ika galileten, birkaç dakika içerisinde bitecek. Mekan ya da zaman zarfıyla dolduruyor. Talebel müderrisül hüdü'e etna et ders. Öğretmen ders esnasında sükunet istedi. Kuntu estemi'u ilel asfat, sesleri dinliyordum duvarın arkasından. Verae
İntalakal gıtarı tirer, hızlı tren harekete geçti. Fecra yevm bugünün sabahında. Yeteveccühül ummalü ile amalihim, işçiler işlerine gidiyorlar. Dinlenmekten sonra yöneliyorlar. Dinlendikten sonra istadameti şahinetan, iki tane kamyon çarpıştı. Caddenin ortasında. Seyuhasibun nas min a'malihim, insanlar işlerinden hesaba çekilecekler. İmam beyne yedeyillah, Allah'ın önünde. Allahu yahkum beyne ibadihi yevmel kıyameti. Yusumul müslümüne külle senetin şehra. Müslümanlar her sene bir şehir, bir ay oruç tutuyorlar. Ma tahtehu hatun ila zarfın. Şimdi şurada bir not var. Önce o nota bakalım. Ve in vaka az-zarfu mecburen lem yekun zarfen eyzan. Yani zarf dediğimiz kelime eğer harfi cerden sonra geliyorsa zarf olmuyor. Zarf olması için harfi cersiz gelmesi lazım. Harfi cersiz gelmesi gerekiyor. Mesela burada fil mesai demiş. Bu yani tam böyle orijinal, istenilen, arzu edilen gerçek anlamda zarf değil. Buna biz mef'ulün fih gayri sarih diyebiliriz. Bunun asıl zarfı nedir? Mesaen dememiz lazım. İşte burada da bu alıştırmada onu yapacağız. Mesela bakın. Seetrükül menzile filleyl. Nasıl normalde leylen demek lazımken filleyl demiş. Yanlış. Yani yanlış derken bu da kullanmıyor ancak orijinal fasih olan yani gerçek manada dilin güzel en güzel şekliyle ifadesi olan şeklindir. Leylen demek lazım. Yani fiyi kaldırıyor. Zaten leylen içinde fi var yani. Gadiretü ta'iratül matara fil asri. Mesela fil asri'de ne yapacağız? Fiyi kaldıracağız. Asran diyeceğiz. Setukli'ut ta'iratü fil fecri. Burada fecran diyeceğiz. Mesela fecrin önüne fiyi kaldıracağız. Fecran diyeceğiz. Setukli'ut ta'iratü fecran. Yücehizül mühendisül meşari'a fil nehari. Buradan fiyi kaldıracağız. Neharan diyeceğiz aynısını. Neharan. El müdi ru olacak burası. Yuhatibül telamize fi sabahi. Fi sabahi yerine diyeceğiz. Sabahan diyeceğiz. Burada olduğu gibi. Sabahan. El asafiru tatiru ile cenubi. İle cenubi değil cenuben diyeceğiz. Yerci'ul muvazzafuna ila buyutin fil mesai. Fil mesai'den fiili kaldıracağız. Mesaen diyeceğiz. Burada olduğu gibi. Tekaddeme ceyşü Türkiye fiş şemali. Fiş şemalin önünde fiili kaldırırsak şemali mi olacak? Türk ordusu kuzeye doğru bir dakika şimal kuzeye doğru ilerledi. Sevfe yezur süyahu Türkiye fiş sayf. Fiş sayf yerine sayfen diyeceğiz. Sayfen diyeceğiz. Yani gerçek manada ikinciler yani yaptığımız ikinciler harficileri kaldırarak söylediğimiz cümle gerçek anlamda mef'ulün fihler zaman ya da mekan zarfları. Öbürleri ise mef'ulün fih gayri sarh yani aslında biraz yanlış olarak yerleşmiş diyelim. Burada da boşlukları zarfı bunlarla dolduracağız. İrtifaatü ta'iretü dakikaten sümme nezelet. Burada dakikaten uçak bir dakika yükseldi sonra indi diyor. Teşneddül hararatu sayfen. Sıcaklık yazın artar. Sayfen. Zaman zarfı. Yedrusu tullabu fil medersi neharan. Öğrenciler gündüz okulda ders görür. Neharan. Zaman zarfı. Yebdeül ummalü e'malühüm sabahan. İşçiler işlerine sabah başlıyor. Zaman zarfı. İntazarat nuvvabü er-reis. Milletvekillerin başkanı bekledi. Yarım saat. Nısfe zaman zarfı. Ve gafetil hafiletü lah zaten. Otobüs bir anda durdu üniversitenin önünde. Burada da harifen. Evraku minel eşcari harifen. Yapraklar ağaçlardan sonbaharda düşer. Tenzilü sülül şitaen, kışın karlar yağar diyor. Evet, böylece bu dersimizde
zaman ve mekan zarfını görmüş olduk. Kısa bir tekrar yapalım. Fiilin yapıldığı yeri veya zamanı gösteren isimlerdir. Özellikleri irapları mansuptur. Yani fetha alırlar. Zorunlu olarak fi anlamı içerirler. Ama bak önlerinde fi olmayacak yani. Fi anlamı, zamı, bulunma anlamı içeriyorlar. Mef'ul-ü fi'yi bulmak için nerede veya ne zaman soruları sorulur. Mef'ul-ü fi'den sonra muzaf ileyh gelebilir. Bu mef'ul-ü fi'ye dahil değildir. Bu şekilde.